Şimdi gecenin saat 3'ü beyler bayanlar. Gördüğünüz gibi ben şöyle görevleri yapmaya başladım. Karakteri 85'e atmak için birkaç tane görev vardı. Onları yaptım, verdim. Karakterimiz %71 oldu. Şimdi Zyrot'u yapıyoruz. Biz 800 milyon da buradan alacağız. Ondan sonra bir görev daha yaparız Rol'la birlikte. Karakterimizi 85 level'a atmış oluruz. Ama ben yeni gelen Page güncellemesinden sadece gözüme çarpan ve etkileyici, yani dikkat çekici olanlardan bahsedeceğim sizlere. 80 seviyeye kadar her sunucularda Mantis, Galya ve Arvat'ta 1 artı 1 etkinliği gelmiş. Bunu söyleyebilirim. 80 seviyeye kadar 1 artı 1 etkinliğinden yararlanabiliyorsunuz. Ardından yine günlük giriş neymiş bu? Oyuna ilk giriş yapan herkese ücretsiz başlangıç seti veriyorlarmış. Son gün 24 Temmuz'muş. Acaba bunu bize de veriyor mu? Hemen şöyle bir store'dan kontrol edeceğim. Şurada ödüller kısmı var. Ödüllere basıyorsunuz abi. Bakalım complete premium. Evet. Bunu herkese veriyorlarmış. Bakalım neler geliyor. Alalım bunu. 8 tane ödülümüz var. Muhtemelen complete premium herkese veriyor bunu. Ne varmış? Binlik potlar, 2500'lük HP Unique SC veriyormuş. Yani XP bot veriyormuş. Evet, o da bizim işimize yarardı. Onu hemen çekebiliriz. Back veriyormuş. 250 SC bilmem ne bilmem ne. Şunu çekelim hemen. Diğerlerini şimdi çekmemize gerek yok. Aciliyeti yok çünkü. O gelsin. Premium'u ne eklemiş buraya? Yo, direkt olarak eklememiş aslında. Unique SC'yi de, Unique SC diyorum ya, XP botu da biz kullanabiliyor muyuz? Yok, maksimum level 75'miş. Tamam, bunu at çöpe gitsin. Bizim işimize yaramazmış. İlk başlayanlar için gerekli şeyler. Şimdi takı güncelleme rehberi var. Silah güncelleme rehberi var. Warrior sınıfı kıyafet rehberi var. Yani çok çok güzel, mükemmel etkinlikler getirmişler. Ben şimdi zaten bu videoyu çektikten sonra hemen yükleyeceğim. Siz görürsünüz. Takıya bir bakalım başlangıçta. Yeni takılar da Ancient takıları getirmişler. O yüzden onları tek tek bakacağız. Ve Rebirth sistemini getirmişler. Bu çok çok güzel olmuş. Artı artı 10 upgrade seviyesi de gelmiş. Ve Bay Mercant gelmiş. Çok çok iyi şeyler gelmiş ya bu yeni şeyde. Yenilenen eşyalar sebebiyle Warrior sınıfının 85. seviyede bir HP stat puanından aldığı HP değeri 27 olarak güncellenmiş. Yenilenen eşyalar da Prest için de aynı şekilde güncellenmiş. Bay Mergent, Mergent artık neyse, ama Bay Pazar sistemi gelmiş. Onu da şöyle açalım. Şunlar açılacak mı artık acaba? Açılması için burada mı durmamız lazım ya? Yani? Tamam, o açıldı. Bu da açılsın. O açılana kadar burada bir problemimiz var mı? Yok. Görevi de yapıyor. 26 olmuş bile. Hemen öncelikle takı rehberine gelelim. Aşağıda belirtilen takılar için düzenlemeler getirmiştir. Güncelleme yapılmayan takılar da listede yer almaktadır. Celestial Anklet'e gelmiş. Yüzüklere gelmiş. Bunları da bu şekilde bastığımızda görebiliyoruz. Ama daha fazlasını, evet, yenilemesi lazım. Evet, şu şekilde bakabiliyoruz. Neymiş ki bunlar? Eskiden neydi? Şimdi ne oldu? Ha, eskisi 10-20-100'müş. Yenisi de 10-20-100. Herhangi bir değişiklik yok. Ama artı birlediğiniz zaman 12 iken 13 olmuş. Evet, birer mage bonus artmış. 15 iken 16 olmuş. Yani çok fazla bir şey gelmemiş açıkçası. Ama birer tane artmış diyebilirim. Evet.
Yani çok da bazılarında değişiklik olmamış. Takı rehberini geçeceğim. Takı rehberinde çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama en güzeli, bizim en çok beklediğimiz olay bu Baypazar'dı. Baypazar'ın getirilmesi çok çok iyi olmuş. Birinci olarak main menü üzerinden Action House seçeneğine giriyorsunuz. Sol menüde bulunan My Orders seçeneğini tıklıyorsunuz demiş. Burada görselli şekilde de anlatmış. Alım emri oluşturduğunuz eşyaların verdiğiniz fiyatı depozito olarak alıyor. Inbox'larının kısmına geri gelecek diyor iptal ettiğiniz zaman. Eğer alım pazarı karakterinizi hareket ettirerek bozarsanız yine aynı yere kısmındaki alım ilanınızı remove yapmanız gerekmektedir. Aksi halde tekrardan alım pazarı kuramazmışsınız. Hemen ona bir bakalım. Şöyle bak, kostümleriniz için buraya da bir şey gelmiş. Kostüm kozmetik exchange söyleyebilirsem. Biz şu anda şuna bakalım. Aynen öyle. Bak. AH sel, AH buy. Hemen millet buy pazar açmaya başlamış bir. Tek teker. Tek teker ne lan? Evet abi, bu çok güzel olmuş mesela. Buraya da aynı şekilde muhtemelen ne yazabiliriz? Vixen diyelim. Vixen dediğimizde sadece Vixen buy pazarlarını görebiliyoruz. Artık buy pazar kurup buydan eşya al satı yapılabilir. Bu gayet güzel ve tatlı oldu. Bunu uzun zamandır bekliyoruz. Ama umarım şu şey de gelmiştir, açılmıştır. Action House'tan atıyorum Vixen. Pazar kuruyorduk ya mesela. Bu gelmemiş. Evet, bu daha açılmamış. Biz burada pazarımızı kurup buradan şey yapabiliyorduk. My Orders ve Inbox kısmında da yine aynı şeyler mevcut. Yani bu biraz kötü olmuş. Rebirth sistemi gelmiş. Bu da çok ayrı bir güzellik olmuş. Bunu da bekliyordum ben açıkçası uzun zamandır. Artı 7'den işte 8'e kadar, ama şöyle bir şey yapmışlar. 8.3, 8.4 gibi bir şey yapmışlar. Bunun rehberine bir bakalım. 7, 8, 9 Epic ve Unique eşyalarınızda Refinement olarak çevirmek için Scroll Merchant Scale üzerinden 2,5 M karşılığında bir tane ürün alıyorsunuz. Bunları normal basmanızın, yani bunu çevirmek, Rebirth'e çevirmek %100. Refined item upgrade scroll ile başarı şansını her seviye için %25 yapmışlar. Yani oran gayet güzel bence. Bir tane de Lucky Charm artı Refined item olarak kullandığınızda da artı basma olasılığınızı %50'ye çıkartıyormuş. Bence gayet iyi. Çok çok iyi. Şeyleri koymuşlar burada. Heh, şimdi 7.1, 2, 3, 4, 5 yaptığınızda mı? Artı 8'e geçmiş oluyor. Yine aynı Knight'taki mantık anladığım kadarıyla. Bakalım şurada ne yapmışlar. Müziği kısmak istiyorum. Şöyle bir izleyelim. HD kalitesini böyle mi veriyorsun bile? Tamam. Artı 8 iken basmış. Ama en başa bir alalım. Artı 7'yi koymuş. Basmış. Ne olmuş işte? Onu da bir gösterseydiniz ya. Ha, bu şeye çevirme. Tamam, artı 8'i basmış, vermiş. 8.2 olmuş. 9'u basıyor. Yalnız 9 repair'ı da bu şekilde atmak biraz göt ister ve yandığı zaman da bir şey verdi orada mesela. 97 tane dikkat ettiyseniz. Muhtemelen artı 7'yi 7.5, yani 7.4'ten direkt olarak 8.1'e geçiriyorsunuz. 8 yapıyorsunuz, yani iteminiz artı 8 oluyor. Bu rebirth sistemi gayet güzel olmuş. 9'da oran ciddi anlamda fazlaymış. 8.2'den 8.6'ya geldiğinde iteminiz artı 9 oluyor. 9'dan da 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olduğunda, 9.10 olduğunda artı 10'a basabiliyor musunuz? Bu gayet güzel olmuş.
Yeni bir etkinlik getirmişler. Gece 2'den öğlen, yani bir sonraki gün akşam 7'ye saatleri arasında yeni bir kill görevi eklenmiş. Görevi tamamladığınızda Golden Jade Chest diye bir yeni kutu elde edebiliyor musunuz? 84'e kadar level karakterleri için Death Valley'de yapabileceği yeni kill görevleri muhtemelen getirmişler. Holy silahlarının görevi Death Valley haritasına eklenmiş. Ansiyan takılar gelmiş. Buna da bakacaktık. Benim bir baktığımda buydu. Aslında bunu söylemek istiyordum sizlere. Bir yandan da. Yeni HP limiti de 13.000'den 14.300'e çıkartılmış. Bu genellikle Warrior sınıfının zaten ulaşabileceği bir HP sistemi. Ha bak, Celestial Anklet basarken yok olma ihtimali de vardı. %10 civarında size Celestial Chest de verebiliyordu. Bunu ortadan kaldırmışlar. Buna da bakacağız şimdi. Yeni takıları da göstereyim sizlere. Ancient takılar gelmiş abi. Ama bunlara herhangi bir şey satabiliyorsunuz ama şey yapamıyorsunuz. Üzerinize giydikten sonra aynı bu Knight'ta rol vardı ya, rolü bastığınız zaman, giydiğiniz zaman yeni bir pustan alabileceğiniz itemle birlikte açıp satabiliyordunuz. Şu anda bunu yapamıyorsunuz bu şekilde anladığım kadarıyla. Herhangi bir şey yazmışlar mı? Ön adı takıların normaline göre bonusları düşüktür. Aynen, bir tık bonusları düşükmüş. Bu eşyaları Caleb Dungeon ve Dragon Lizard'lardan elde edebilirsiniz. Eşyalar giyildiğinde ruh bağlı hale gelecek. Aynen, burada ruh bağı vardı eskiden de. İlk çıktığı zamanlarda ruh bağı yaptığınız zaman o itemi daha da satamıyordunuz. Böyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da aynı şekilde bu silahlara getirmişler ama bunları set yaptığınızda da muhtemelen yine aynı oranları elde edebileceksiniz. Pazarda var mıdır bilmiyorum ama Ranger's Pendant'ın yine biraz daha düşük. Tabi. Benim hatırladığım bir şey var mı? Evet, biraz düşük ama umarım bunların düşme oranlarını biraz arttırmışlardır. Ha, bunu çıkarttıklarında da burada şey yazıyordu. Bu eşyaları çıkarttığımız için dungeonlardan normal epic silahların çıkma oranlarını biraz düşürdük diye. Zaten çok fazla yüksekte değildi. Ben bir ayda bir tane falan drop alabiliyorsun. O da şansınaydı yani. Celestial'larda da neyi getirmişler? Dördüncü harfi getirmişler. Dördüncü harf ne veriyormuş? Dördüncü harfi eklemek için Golden Jade Chest içerisinden elde ettiğiniz Orb of Protection ile son harfinizi fiziksel defans ekleyebilir ve bununla birlikte son harfi silebilirsiniz diyor. Ekleme çıkarma yapabiliyor musunuz? Defans ekleyebiliyor musunuz? Fiziksel defans ekleme yapabiliyor musunuz? Mesela eksi 50 de gelebiliyormuş bak. D geldiği zaman eksi 50 oluyormuş. SSSS geldiğinde 100 oluyormuş mesela. C geldiğinde eksi 25. B geldiğinde 25. A geldiğinde de 50 defans gelebiliyormuş artı olarak. Bu galiba normal ankletlerde 3 harfi tamamladığında şu fiziksel defans yoktu. Sadece şu defanslar vardı. Dagger defans ve verdiği HP bonuslar falan vardı. Bunların haricinde şu yoktu yanılmıyorsam. Anklet sahibi olamadığımız için o yüzden onu bilemiyorum. Anklet bir bakalım pazarda var mı? Evet, bakın herhangi bir harf bastığınızda şurada fizikal defansı yoktu. Dördüncü harfe de bunu ekleyebiliyor musunuz? Bu da gayet güzel olmuş. Başka gözüme takılan var mı diye bakıyorum. Bunları zaten siz yine page notlarından girer bakarsınız. Bazı eşyaların görünümlerini değiştirmişler. Onlar da bir tatlı olmuş. İsimleriyle birlikte görünümleri değişmiş. Onun haricinde başka bir şey var mı? Benim en beğendiğim şu penetratör abi. Penetratörün görüntüsü değişmiş. Bu çok çok güzel olmuş. Mükemmel duruyor eşya. Onun haricinde çok böyle gözüme takılan bu Axe of Miracle. Yok, Caleb'ti aynen. Caleb Hate. Bunun görüntüsünü bayağı bir değiştirmişler. Ya bu çok da şey olmamış. Action House Inbox bölümüne Take All seçeneği eklenmiş. Inferno Event'ta ırk fazlalığı nedeniyle etkinliğe katılamayan
aynı ırk oyuncuları kendi aralarında eşleşebilecekmiş. Bu çok çok güzel olmuş. Pazardaki karakterlerin FX'leri de değişmiş. Çok uzaktaki karakterlerin isimlerinin gözükmesi sorunu giderilmiş. NFT market bilmem ne. Pop-up animasyonu güncellenmiş. Buradaki bazı yaratıklar Death Valley haritasından silinmiş. Repair silahında bulunan parlama efekti revize edilmiş. Clan Dungeon Grade 4 olarak düşürülmüş. Bu şekilde gelebiliyor musunuz? Onyx kristal unique drop olasılığı düşük oranda arttırılmış. Hadar ve Haggard haritalarında bulunan epic eşya drop oranları düşük oranda azaltılmış ve Death Valley yaratıklarına eklenmiş. Epic Upgrade SC'ler. Bu biraz daha 8 charla kasan adamları için biraz daha iyi olmuş açıkçası. Onlar için de bu şekilde bazı güncellemeler gelmiş. Bence güzel olmuş. Gayet açıklamalı, gayet yararına, oyuncuların yararına olmuş. Biz de bu görevlerle birlikte 85 olacağız. Bir sonraki BP serüvenimize o şekilde devam edeceğiz 85 olarak. Gayet güzel. Güncellemeler bu şekildeydi. Siz bu güncellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.